Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa için ya da geometriye yeni başlayanlar diye bir başlık atmıştık. Tabii şimdi yeni başlayanlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ee, ne zaman için Ağustos'un 5'inde başlayanlar için de ya da daha sonra Eylül'de, Ekim'de başlayanlar da olabilir. Sonradan takip eden arkadaşlar da vardır mutlaka. Ee, başlayanlar için ne yapmıştık? Ders programı, ders çalışma programı yapmıştık ve bu programda geldik son haftaya. Son hafta yani 29. haftadayız. Ne yapacağız 29. haftada arkadaşlar? Arkadaşlar çember analitiği. Bu arada 29 ve 30'u birleştiriyoruz arkadaşlar. Çünkü yani önümüzdeki haftada acil geometri çözmede var ya. Hepsini birlikte şey yapmak istedim bu sefer. Çünkü halledebilirsiniz. Çok sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar büyük ihtimalle cuma günü önümüzdeki hafta cuma günü bütün şeyler bitiyor. Çarşambadan başlayıp cumaya kadar bütün hepsini bitireceğiz inşallah. Şimdi çember analitiği arkadaşlar son konu çember analitiğindeyiz. Sonrasında videonun sonuna doğru da genel itibariyle de konuşuruz arkadaşlar. Şimdi bir programdan bahsedeyim size. Çember analitiğinde ne yapacaksınız nasıl çalışacaksınız ve e, şunu garantisini verebilirim arkadaşlar önce çalışmadan önce. Siz bir kere çalışın çember analitiğine. Sonrasında hiçbir şekilde tekrar yapmanıza gerek kalmayacak sınav gününden bir hafta önce bile şunu demeyeceksiniz. Ya ben çember analitiğini unuttum. Hemen bir çalışayım tekrar edeyim falan değil, denilecek bir konu değil. Ya bunun garantisini verebilirim. Niye? Çünkü çember analitiğinde bilinmesi gereken çok az bir şey var. Gerçek anlamda çok, çok az bir şey var. Hocam konu anlatımı çok fazla. 6 tane birden konu anlatımı var demeyin arkadaşlar. Çünkü niye? Bütün konuların, bütün videoların özeti aslında şu. Ee, kısa bir konu anlatımı yapayım isterseniz. Çember denklemi yazarken bir analitiği bileceksiniz, iki çemberi bileceksiniz. İşte o videolarda çemberle analitin karışımını biz size gösterdik arkadaşlar. Her durumdan size bahsettik. Senin bilmen gereken iki temel nokta bir şu: Merkezi A virgül B yarıçapı olan çemberin denklemi x, x A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi eşittir r kare. Bunu bileceksin. Bir de bunun açık vaziyeti yani çemberin genel denklemi verildiğinde x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir sıfır şeklinde verilen çemberde de merkezin eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 olduğu bilinmeli ve e, yarı çarpı formülünde 1 bölü 2 normalde e, formülsüz de çözülüyor arkadaşlar. 1 bölü 2 d kare artı e kare eksi 4 f şeklinde olduğunu bilmekte fayda var. Bil, çünkü yarı çap belirtin belirtmez mi gibi sorularda biz bunu yapacağız. Evet bütün anlattığım altı video arkadaşlar sırf şu iki bilgiden çıkıyor arkadaşlar. Ama şu şartla sen bir çemberi bileceksin iki analitiği bileceksin. Yani çember bilgisi yani merkezdeye çektik merkez giriş çektik gibi bilgiler. Ondan sonra acaba ne demek istediğimi anlıyorsunuz büyük ihtimalle beni izlediyseniz tabii ki. Analitik bilgisinde de ne lazım arkadaşlar? İşte noktanın işte bir doğru yolların uzaklığı, doğru denklemi yazma, paralel iki doğru arasındaki uzaklık gibi şeyleri, bilgileri bildikten sonra bunların ikisinin karışımını böyle sorularda düşünme. İşte orada 6 videoda mesela biz ayrı ayrı çoğu kitabın iki soruyla geçtiği şeyleri biz ayrıntılı bir şekilde verdik arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Mesela bir nokta ile bir çemberin durumunu anlattık orada. Soruyla geçilebilirdi belki ama biz orada konusunu da anlattık. Ha, konuda ezber yapılacak bir şey var mı? Yok. Mantığını verdik arkadaşlar. İki çemberin birbirine göre durumları mesela. Çemberle doğrudan birbirine göre durumu mesela. Hep bunların hepsiyle alakalı şeylerden bahsettik arkadaşlar biz işte buradaki konu anlatımında. O yüzden 6 video var. Yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zaman oldu. 3 hafta falan oldu şekeri. 6 video olması lazım. E sen o videoları izledikten sonra zaten bu iki şeyi bildikten sonra hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksın kardeşim. Çok rahat bir şekilde konuyu yapacaksın. Valla tekrar ya bile yapmana gerek kalmayacak. Peki hocam bu hafta nasıl çalışacağız? Arkadaşlar bu hafta konu anlatımında 6 video olması lazım. Hiç kendinizi kasmanıza gerek yok. Şu şekilde yapın arkadaşlar. Ayın kaçındayız biz 24'ündeyiz galiba. E, siz şu şekilde yapacaksınız. Konu anlatımından 3 video bugün izleyin. Konu anlatımı 3 video çarşamba izleyin. Konu anlatımından yine konu anlatımı yazayım buraya. Hiç kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Hiç kasmayın. Yine perçembe gününde 3 video. 3 video buradan 3 video buradan izleyin. Konu anlatımını 2 günde halledin. Size kalmış tercih sizin alt veya bir günde hepsini birden de halledebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sonra ne yapacaksınız? Geometrinin ilacı. Geometrinin ilacını da iki güne yayalım arkadaşlar. Yani e, sanırım 5 test olması lazım. İlacı ilaç diye yazayım. İlaçtan burada 3 tane test çöz. 3 test. İlaçtan 3 test. Sonra ilaçtan 2 test çöz. İlaçtan 2 test çöz. Bunda da yanlış hatırlamıyorsam 3 2 daha 5 olması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ha sen Cuma ve cumartesiye yaydım. Sen belki de cuma günü hepsini halledeceksin. Ki büyük ihtimalle öyle de olur. İşte cuma günü hepsini halledersen cumartesi başka ders çalışırsın. Ondan sonra cuma e, pazar günü de arkadaşlar bizim fasiküle başlayın. Fasikülde kaç tane test var? E, yanlış hatırlamıyorsam 8 tane test test var arkadaşlar. Bu 8 testi de 3 güne yayalım. Şunları sileyim isterseniz artık. Bu 8 testi de 3 güne yayıyoruz arkadaşlar. 3 güne yayalım bakalım. Fasikül diyelim buraya. Fasikül. Fasikül. Ayın biri. Yine fasikül. Biliyorsunuz fasiküldeki testlerde biraz şeyden. Ee, burada biraz değişik tabi de. E, konu konu gidildiği için. E, tam böyle kolaydan zora doğru da değil aslında. Burada biraz değişiklik var arkadaşlar. <laughs> şey şeklinde ise. 3 test burada. 3 test burada. 3 test burada. Yani 3 test değil de 2 test burada şeklinde çözebilirsiniz arkadaşlar. Yine hiç kasmadan rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ve ondan sonra da ne kaldı arkadaşlar? Bizim geometrinin pardon acil geometri. TYT AYT geometri soru bankası kaldı arkadaşlar. Evet ne yapacaksınız? Acil'i de bu sanırım 3 günde yine rahat bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Burada da yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şey olması lazım arkadaşlar. 7 tane test olması lazım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız soru sayısı biraz fazlaydı. 18 ve 19'ar sorudan e, oluşuyordu arkadaşlar. 3 test burada. Yani şeyse 8 tane testse 3, 3, 2 yapabilirsiniz. Ama burada arkadaşlar e, ben 7 diye hatırlıyorum burada. 3, 2, 2 şeklinde yaptığınız zaman önümüzdeki hafta Cuma günü bu işi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 günde yani şeyi 3 günde de halledebilirsiniz konu anlatımı bir gün e, ilaç ve fasikülün birazı bir gün fasikül ve acilim e, şey fasikülün kalanı ve acil de bir günde yine halledebilirsiniz ama ben yine kasmadan bu şekilde dağıtmanızı istiyorum yayarak bu şekilde yapmanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır ve tekrar söylüyorum sen bu şekilde çalışmanı yap bu 10 gününü bu analitiye ayır çember analtine ayır hem Çember, çember konusunda biraz gelişmiş olacaksın. Hem de analitik konusunda daha veya daha doğrusu fazlalıkla analitik konusunda kendini daha iyi geliştirmiş olacaksın zaten. Yani analitiğe katkısı olacak bir konu arkadaşlar bu. Evet bu şekilde yaptığın zaman yani kesin ve kesin çember analitiğini çok rahat bir şekilde yapmış olacaksın. Ve bu konuyu da bu şekilde rahat bir şekilde bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Ve böylelikle bu işi de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Harikasınız, mükemmelsiniz. Yani siz... Bitirdiğimiz artık geometriyle ilgili hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Ee, bundan sonra neler yapacağız hocam? Bu, bu son video mu? Evet rehberlikle ilgili. Yani mezun tayfaya atılan rehberlikle ilgili son video. Yani derslerle ilgili son video olabilir. Denemelerle ilgili zaten geçen kimde söylemiştim arkadaşlar size. Ee, denemelerle ilgili şeyi mutlaka çözün arkadaşlar. Bak cidden şimdi tekrar söylüyorum. Bu e, ilaç denemeleri var. O ilaç denemelerini çözerken gerçekten çok büyük bir zevk aldım. E, çözün. E, böyle hocam ilaç buradaki gibi çok mu kolay? Hayır. Kolayı da var. Ortası da var. Zoru da var. Ama tam ayarında tam da güzel bir şekilde yapılmış bir deneme arkadaşlar. Bir de e, rejenerasyon denemesi var arkadaşlar. İkisini birden alıp e, şimdiden itibaren çözmeye başlayın. Geçenki videolarda da söyledim arkadaşlar. Evet. Bu zamana kadar yaptığımız şeyde programda Konu anlatımı. Keza arkadaşlar çok büyük güçlülerle yaptık. Ciddi anlamda çok büyük güçlülerle yaptık. Yine çok yoğundum. Nasıl yaptım? Ee, şeyleri hazırlarken bir yandan hem o hafta içerisinde soruları yazdım. Hem dizgiciye verdim. Dizgici bana yollarken de geçen haftaki şeyleri de konusunu çektim arkadaşlar. Valla çok şükür sadece bir hafta aksilik yaşadık galiba. Bir hafta aksilikten başka yani bir hafta konuyu yetiştirememe gibi bir şeyim oldu. Siz bunu sizde bunu yansıtmadık tabi de daha önceki programda şey yapan arkadaşlar yaşadı sadece bunu. Başka da bir sıkıntı yaşamadık. Valla güç oldu ama güzel oldu. Konu anlatımında da sanki her şeye değindi. Konu anlatımında eksik yok gibi. Bu konu anlatımını dinleyen arkadaşlar büyük ihtimalle şu an netlerinde 8 ile 10 arasındadır. Çember aletiyle bittikten sonra AYT'de de büyük ihtimalle yine netler 8 ile 10 arasında gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bazı aksiliklerden dolayı işte 8 net 7 nette falan düşebilir arkadaşlar. Hakkıyla çalıştıysan sen bu netleri elde edeceksin. Ha şimdi hocam 6'lardayım 5'te ve 6'dayım hiç önemli değil. Bundan sonrasında sen 5'te ve 6'daysan zaten denemelerle kendini geliştireceksin zaten. Yani. Değil mi? Denemeler deneme deneme deneme. Geometri denemeleri çözecek misiniz? Çözeceksiniz. Onun için de bir video yapacağım arkadaşlar. Zamanı geldiğinde ben size yine söyleyeceğim. Ders anlamında son videoda sadece bu videoda. Şimdi konu anlatımında ya gerçekten güzel şeyler hazırladığımı düşünüyorum arkadaşlar ve sizleri bu konuda bayağı bir geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz konu anlatımının nasıl olduğunu. Yani klasik sorulardan yeni nesil sorulara doğru gidiyor. Basitten zor, basit de var, zor da var, işte ödül sorularımız da vardı, güzel düşündürücü sorularımız da vardı ki... E, o düşündürücü sorular zaten size biraz geliştirdi diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sonra biz konu anlatımından sonra ne dedik? İlaç çözelim dedik. Ve bu ilacın size çok büyük bir katkısının olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ki e, ısrarla bu kitabın erken çıkmasında iyi ki istemişim. İyi ki sizlerle de karşılaştırmışım bu kitabı. Bu kitapla ilgili hiçbir bağım yok. Yani yazarlık, mazarlık hiçbir şeyim yok. Ekstra bir ücret falan da almıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın ama ciddi anlamda e, çoğu öğretmen tarafından da çok beğeni, beğenildi zaten geometride bu alanda bir açıklık vardı yani sıfır bir kitap değil e, temel düzeyde ve orta düzey temel ve orta düzeyde bir kitaptı İlk çözülmesi gereken kitaplardan biriydi ve e, ilk çözülen kitaplar arasında da en iyilerinden biriydi benim gözlemim ve sizi de e, ve her böyle şeyde dikkat ettiğim kadarıyla e, her mantıkta soru vardı arkadaşlar yani her tarzda daha doğrusu her tarzda soru olduğu için siz de biraz geliştirdiğine inanıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında orta seviyede kaynak siz kendiniz seçin demiştim. Seçtiniz ve yaptınız. Onun hakkında yorum yapamam. Ve acili de bitirdiniz. Ve acili de bitirdiğiniz zaman son noktayı acille koydunuz arkadaşlar. Artık sınavdan korkmanıza gerek yok. Sınav sizden korksun kardeşim. Geometri anlamında en güvendiğiniz ders budur. Ama Söylemlerimi unutmuyorsunuz. Bazı söylemlerim vardı. Bazen geometri çözerken kulağınızda çınlıyordur. Merkeste, çektik, bilmem ne falan filan. Biliyorsunuz onları zaten. Ama özellikle şu söylemimi sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Her zaman sizi soruda hayat kurtaracak olan nokta şudur. Bir kere soruyu iyi okuyacaksınız. O ayrı bir konu. Verilen bilgileri kullanacaksınız. Görme değil. Görme değil. Sen artık soruyu gözün kapalı bile çözebilirsin. Çok abarttım ama neyse. E, ciddi anlamda sen soruyu oku. Bir şeyi böyle kullanmadıysan yani altını çiz. Düşün aynı şeyi bizde yaşıyoruz çünkü. Hani soruları çözerken ben bu soruyu çözemediğim zaman ya ben bunu kullanmadım. Bunu soru içerisinde nasıl kullanmalıyım falan filan. E zaten sizde bu alışkanlık olmadığı için ki artık oluştu. Büyük ihtimalle oluştu. Sizde bu alışkanlık olmadığı için zaten arkadaşlar verilen bilgileri kullanabilme yeteneğiniz olmadığı için en başta hani bana gelmeden önce Geometride sıkıntı yaşıyordunuz. Vay ben göremiyorum şöyleydi böyleydi gibi şeylerle çok fazla karşılaşıyorduk. Ama siz artık bunu verilen bilgileri kullanabildiğiniz için verilenlerin mantığını kullanabildiğiniz için artık her mantıkta soruyu yapıyorsunuz. Mesela artık eşitlik görseniz aklınıza ne gelir diye sorduğumda hemen cevaplıyorsunuz. Eee... X kenar üçgende taban mevcutsa hemen ne, ne gelir akla? tabana ait yükseklik çizmeyen insan değildir bizden değildir gibi cümlelerimiz vardı zaten bu tür cümlelerle artık şey yapacaksınız sınav sizden korksun her zaman söylüyorum sakın ola sakın şunu da yapmayın arkadaşlar şekil çok değişik geldi çok böyle garip geldi vay çok korkutucu geldi sakın bundan korkmayın ee, dediğim gibi artık sınav sizden korkacak kardeşim tamam geometri anlamında çok iyi noktalara geldiniz. Gelmeyen arkadaşlar hiç korkmasın. Artık ee, şeydir. Yani 8 ve 9 nete gelenler süpersiniz. Bu bazen full da yapıyorsunuzdur zaten büyük ihtimalle. E, ama soru çözdükçe kendinize güveniniz artacak. Ve hep full olacak. 5 ve 6 nette kalanlar arkadaşlar da hiç korkmasın. Siz gerekli eğitimi aldınız. Gerekli olan her şeyi biliyorsunuz. Sadece pratikte eksiksiniz arkadaşlar. Pratikte eksik olduğunuz için denemeler çözerek Denemeler çözerek kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. O 4, 5 ve 6 olan arkadaşlar büyük ihtimalle sene sonunda doğru yine 8, 9 ve 10 netlerde olacaksınız zaten. Hiçbir şekilde korkmayın arkadaşlar. Bu işi çok iyi bir şekilde yapacaksınız ve sınavda da çok iyi puanlar alacaksınız. Tabi hak edenler. Yani iyi bir şekilde çalışanlar, hakkıyla çalışanlar hak ettiği yere gitmesi duasını zaten hep ediyoruz arkadaşlar. Sen de o şekilde. Sen çok fazla çalışmadıysan, fazla değil yeterince çalışmadıysan ben sana dua edemem. O ayrı bir konu. Yani hak ettiğiniz yere ulaşmanızı hep böyle temenni ediyoruz arkadaşlar. Onların duasını ediyoruz. Evet arkadaşlar konuları bitirdik. Ee, şeyleri de bitirdik. Rehberlik videoları da bitti gibi bir şey. Arada sırada çıkarım şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi bir şeyler diyebilirim. Ve bu arada şuradan bir spoilerım derler. Heh, bir spoiler vereyim ben size. Vallahi bir şeyler daha çözeceğim. Arkadaşlar şu bir kesin. Ee, şunu yapacağım. Ayraç yöntemini çok istiyorsunuz. Ya ayraç yöntemini bilmiyorum ya çok e, yine düzenleyip PDF şeklinde önünüze koymak istiyorum ama belki yapamayabilirim. yine aynı tarzda olabilir ama aynı tarzda ayraç tekniğinin yanına e, soru çözümleriyle tekrarı da koyacağım arkadaşlar. Bir ayraç yapacağım. Ayracın devamında da soru çözümleri olacak. Konuyu hatırlatıcı soru çözümleri olacak arkadaşlar. Bunu kesin yapacağım. Ya bir aksilik olmazsa daha doğrusu kesin demeyeyim tabii ki ne olacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bunu yapacağım. Bu spoiler değil zaten. Bu olacak olan bir şey. Şu an trigonometriyi çekiyorum arkadaşlar. Trigonometri, trigonometri bittikten sonra bunu yapacağım. Siz bu arada işte konuyu bitirdikten sonra denemeler menemeler çözün. Acelesi yok. Valla beni sıkmayın. Ben zamanını biliyorum arkadaşlar. Sizlerden e, ne istek geliyorsa biliyorsunuz hepsini yapmaya çalışıyorum. Ya 2-3 kişi trigonometri yeniden çektirdi. Yeniden çekiyorum yani. Düşünün yani. Tamam bazılarına mantıksız geliyor ama ya madem bazı şeyleri tam çektik, yaptık. Bazı işleri de tam yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben de böyle seviyorum arkadaşım. O yüzden e, sizlere faydalı olabilecek şeyleri hep yapmak istiyorum. Bu arada e, spoilerıma geleyim. Bir şey daha çekebilirim arkadaşlar. Bir seri daha başlatabilirim ama o seriyi size soracağım. Ya bu şey olabilir. Ee başka yerde olabilir ama onu da söyleyeyim. Ee ne olabilir mesela? Onunla ilgili bir şey e, anket de yapacağım. Mesela map kazanım çözmek istiyorum. Map kazanımı mı çözsem ya da ÖSYM, OGM bir şey yaptı ya. Yeni bir şey yayınladı ya arkadaşlar. Etkinlik kitabı gibi bir şeyler yayınladı. Bir eee Hatta uygulaması falan da var arkadaşlar. Uygulamadaki sorularımı çözsem diye kafamda bir soru işareti var. Onu da ben size çok yakın zamanda soracağım. Yani bir soru olarak artık yani çoğunluk map kazanım derse map kazanımı çözeceğim. Ama çoğunluk işte bu yeni hazırlanan şeyleri falan derse ki büyük ihtimalle o yeni hazırlanan şeylerin içerisinde de map kazanım testleri de var arkadaşlar. Tam da emin değilim. Onun iyice araştırmasını yapıp o şekilde yapacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki kanalımı yani map kazanım çözmek biliyorsunuz şey e, ya da Milliyetin Bakanlığı'na ait o soruları çözmek biliyorsunuz yasak. Belki aynı hamle ÖSYM soruları içinde olabilir ama söz veremiyorum tabii ki ÖSYM biraz daha riskli. Ama MEP kazanımla ilgili güzel bir formül buldum. O formülle de sizin karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Benim için ekstra bir külfet. Hani ya zaten çözülmüyor bunları çözmeyeyim de diyebilirdim aslında ama. Bir yolunu buldum arkadaşlar. Bir yolunu buldum. Çok da güzel bir yolunu buldum ve onlarla da sizin karşınıza inşallah çıkacağım arkadaşlar. Belki şu an yorumlarda bile belirtebilirsiniz arkadaşlar. İşte hocam map kazanım testlerini çözseniz mi? Ya da ne bileyim şeyleri çözseniz işte yeni yayınlanacak olan şeyleri çözseniz diye yorumlarda gelebilir ama ee, takip edin. YouTube'da bir anket şeklinde bir hani bir başlık bir hikaye yayınlıyoruz ya arkadaşlar. Orada bir size bir anket yapacağım arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu yapacağım. Çünkü e, biz sizlerin sayesinde bu noktaya geldik. Ben de şaşırıyorum. Ya 200 bin şeye u, ulaştık arkadaşlar. 200 küsür bine ulaştık. E, çok hızlı bir şekilde büyüdük. Sizlerin sayesinde oldu. E, hala da şaşırıyorum da. Ama e, bunlardan en büyük etkisi de, bunun en büyük etkisi de herhalde şey diye tahmin ediyorum. E, öğrencilerin Tamam bu aralar yorumlara bakamıyorum ama denk geldiğim kadarıyla yorumlarda e, öğrenciler ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü bu bir şey yani sizin istekleriniz sizin eksikleriniz genel bir istektir genel bir şeydir eksikliktir o yüzden ona göre de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince yine sizin için çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar evet videoyu çok uzun tuttuk ama son video olduğu için e, buraya kadar sabreden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.